arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda neredeyiz? Karaman'dayız. Karaman'a niye geldik? BMW için geldik. Yani ama, beni bilen biliyor yani, BMW. BMW'ler mi, BMW mi? BMW'ler için geldik ama bir tane BMW alacağız. Bir tanesini götürüyoruz. Bir tanesi bitti, onu alacağız. Benimki kalıyor. Senin kalıyor lan, benimki de geliyor. Şimdi şöyle bir gelelim. Uzun bir zaman sonra hasret giderdik arabamızla. Şöyle bir bakalım. Araba. Daha tabii temizlikleri yapılacak. Biz arabayı yarın alacağız, yola çıkacağız. Allah'ın izniyle İstanbul'a doğru. Aynen. Ama araba şu an son dokunuşlar yapılıyor. Ufak tefek daha rutuşlar yapılacak. Deride koltuk ısıtmalar takılıyor mesela. Onlar gelecek. Biraz sonra onlar da gelir, takarız. Egzozumuz olsun. Ondan sonra boyamız olsun. Dış kaput, iç kaput, motor, her şey. Her şey ve A'dan Z'ye kadar arkadaşlar arabada yapıldı. Yani restorasyon altına geçiyor artık yaptığımız. Evet. Küçük bir... Ustam! Selamünaleyküm. Gel bakalım, anlat ustam. Şimdi neler yaptın bu arabaya? Mehmet abi, biz neler yaptık bu arabaya? Neler yapmadık ki arabaya? Yani. Şimdi anlat usta. Nereden başlayalım? Tabii senin bölümün ayrı bir bölüm. Evet. Ona en son değineceğiz ama araba senin kontrolün altında yapıldı. Doğru abi. Neler yapıldı? Nasıl geldiydi? Nasıl gidecek şimdi senden? Abi neler yapıldı, neler yapılmadı diyelim önceden. Arabanın her tarafını söktük. Her tarafını temizledik. Evet. Tekrar restore edildi, yerine takıldı. Evet. Aracın görüldüğü gibi, evet. Zaten. Arkadan başlayalım. Arkada ne değişiklikler yapıldı şimdi? Arkadan ne değişiklikler takıldı? M tamponumuz takıldı, M difüzörümüz, krom egzozumuz, ampullerin değişimi, komple boyası diyelim, M çıtalarımız. İçinin detaylı temizliği. Şunlar bayağı kötüydü. Evet. Zaten arabayı komple artık boyaya yaptık. Bunlar tas tamam yapıldı. Şunlar bayağı kötüydü. Bunlar geri tertemiz. Yani araba bayağı yapmıştı değil mi? Evet. Aslıydı yani bayağı. Evet, evet. Hem egzozumuz... Hani bir tane küfü yok, pası da yok. Evet. Sıfır, bayiden çıkmış gibi. Sen bu egzoza ne diyorsun? Bu egzoz hakkında ne söyleyeyim? Güzel oldu ama. Evet. Güzel bir detay oldu. Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Sesini duyacağız aslında, o da ben buradayım diyor mu? Gelelim abi. Ha, şurada bir detayımız var. Burada normalde bir anten olması gerekiyordu ama bizim akıllı arkadaşımız anteni alıyor, havalimanında arabanın içinde unutuyor. Antenimiz yine eksik kalıyor. Anten sağlam yerde. He, sağlam yerde ama antensiz şimdi. Şu yan marşpeller M oldu. M oldu. Çıtalar M oldu abi. Bu hardtopumuz geri elden geçirildi. Aynen. Tabii şimdi biraz tozlu daha, onlar temizlenecek. Çıtaların içinde yine M detaylar. Ondan sonra iç döşemesi zaten bayağı bir değişti. Onlara az sonra değineceğiz zaten. Bizim şimdilik ustamızın yaptığı. Burası tamamen sana ait. Evet, burası tamamen bana ait abi. Burada mesleğimizi konuşturduk. Yani işte görüyorsunuz detayları. Abi hiçbir şimdi ne olduydu bu motora? Ne olmuş? Bu motorun silindirleri %10'a kadar aşınmış. %10'luk aşıntıyı da aldık, sıfır. Her şey içerisi. Pistonu, gömleği, yatağı, yorganı, her şey sıfır. Hı. Motor bölümümüzün. Yani bu komple motor söküldü, açıldı, aynen. Dağıtıldı. Dağıtıldı, temizliği yapıldı. Rektefiyesi yapıldı. Rektefiyesi yapıldı. Genel bakımı yapıldı motor bölümünün. Bir de kule gergisi taktık burada. Evet. Dedik hani böyle bir şey varsa usta sen bir bak. Hani evet, uygun olan ne varsa evet, takalım, güzel olur. O da güzel oldu zaten. Ya. Alpine kardeşimize buradan da teşekkür ediyoruz. Bak şöyle, hani burası karanlık ama şöyle bir ışık ver bakayım. Motorun temizliğini bir gösterelim. Bak. Yani şöyle şuralar olsun. Zaten biz bu video esnasında detaylı fotoğraflar falan koyarız yani. Sen bize gönder. Temizliği yapıldı. Farlarımızda herhangi bir sıkıntısı yok. Çok da güzel aydınlatmalar var. Farlar orijinal değil. Onu Anıl zaten Kendisi taktı. Onu biliyor kendisi. Ya, ama yine de güzel yani. Hem tampon takıldı, difüzör yoktur. Difüzörün bütün plastikleri, ondan sonra havalandırma, disk havalandırma boruları takıldı. Evet. Sadece şu sis lambası değişecek. Tabii, tabii. O çatlar. Aynen abi. O yetişmedi, onu bulamadık orijinal. Şimdi bir detayla temizliğimiz kaldı artık. Ya şöyle her tarafı temiz yani. Araba geri hani %100 sıfır demesek de evet. Yani gerçekten %95'i sıfır abi. Evet, tertemiz oldu. Bir de altını gösterelim mi Mehmet abi? Bir de altını gösterelim çünkü altta da bayağı işlem yapıldı. Onların da bir detayını alalım. Şimdi usta bunun alt tarafına da tamamıyla işlem yapıldı. Evet, alt tarafı komple indi. Temizliği, kumlaması yapıldı. Boyandı parçalar tek tek. Yerlerine takıldı. Traves tuşlarımızı değiştirdik. 4 tane. Denge kolları şunlar değişti. Stabilizatör oluyor değil mi? Evet, evet, evet. Ondan sonra difüzörümüz takıldı. Difüzörün bir tane yan sanayi civatasını göremezsiniz. Orijinalleri 20 torsusları, köşe başları bulundu, takıldı yerlerine. Eksikleri zaten tamamıyla yine evet. Biliyorsun biz zaten biraz titiziz onda, sen de öylesin. Aynen abi. O yüzden biz birbirimize bayağı bir uyum sağladık yani. Sadece şurada çürük gözüken şu eski egzoz ama ona evet. Da yapacak bir şey yok çünkü Anıl şey istemedi. Komple heaters'lı arkaya kadar egzoz istemedi. Anıl çatara patara sevmiyor. Yok, çatara patara olmaz. Arabayı bağlatmayın bana. Aman aman. Ama şöyle geldiğimiz zaman yine arabanın tamamıyla altına zaten pütür atıldı değil mi? Tabii abi. Temizlendi, tellendi, güzelce temizlendi. Evet. Ondan sonra pütürü atıldı. Bu arada 10 kutu pütürü attık. 10 hani, kutu? Evet. Ekstra ekstra. Şanzımanımızın bakımı yapıldı. Şaftımızın tambilinin bakımı yapıldı. Şu baskı şuradaki plastikle her şey değişti değil mi? Evet, merkezin tamir takımını değiştirdik. Alt taraftan da zaten. Zaten sen biraz da sürdün motoru tabii, açmak tabii. için. Evet. Biraz yürütmek için. Baktığımız herhangi bir yağ kaçağımız vesaire yok. Zaten ön takımımız yeni. Her türlü sıfır. Her şey. Herhangi bir çürük yok. Pas bulamazsınız. Evet. Arabamız sıfır hali. %95 sıfır hali. Evet. Allah izin verirse sağ salim sıkıntısız bu Almanya'ya. Bize şimdi bu işlem kaç yıl gider? Şimdi abi, fazla şey yapmayalım. Hani bu araba bize ölene kadar gidecek diye değil ama. Bu araba Türkiye'de olsa yani şöyle söyleyeyim, temiz binildiği zaman ömürlük ama yurt dışında tabi biliyorsunuz sahil kısmı yani 10 yıl gider abi. 10 yıl. Yani bu altının paslanma şeyleri falan evet, onlar. 10 sene gider abi. Yani şularda genelde bunlar buradan zaten hastalıklı. Yani ama bunlar temiz. Tertemiz yapıldı. Görüyorsunuz bütün borular, buradaki fren şeyleri falan hep temizlenip geri altına monte edildi. Usta başka bir eksiğimiz var mı? Senin şu da olsaydı yapsaydık güzel olurdu diyeceğim. Bu araçta yok abi. Değil mi? Çünkü tertemiz Anıl abi. Orijinal istiyordu. Yani orijinal standart tertemiz. Fazla oynamayalım dedi. Bu arabanın altında sadece jant lazım. O jantta zaten şeyleri görebilirler. Hazır bekliyor. Buradan görebilirler. Orijinal olduğunu, yan evet. Marş belleri. Evet. İkisinde de görebilirler abi. Zaten kodları yazıyor. Aynen. Onları buradan sen temin ettin. Tabii. Onları ya biz Hollanda'da pek hemen bulsak bile arabanın içinde gelmesi zordu. İstanbul'dan sevdiğim bir kardeşim var Emre, çok yardımcı oldu. Buradan ona selam gönderelim bu arada. Eline emeğine sağlık. Usta var mı bir burada başka bir eksiğimiz de yok. Hiçbir evet, şey abi, yok. Durum bu. İçinin döşemesi az sonra gelecek, onu evet, takacaksın. Aynen. Koltuk ısıtma orada bir sıkıntı vardı. Ondan da haber geldi zaten. Aha. Şu anda gideceğiz. Bir saat falan işimiz var. Ondan sonra detaylı yıkamaya verilecek tamam. Araç. O zaman biz müsaadeni isteyelim. Az sonra geri görüşürüz. Tamam abi. Hadi kolay gelsin. Hadi teşekkürler. Anıl, dışını gösterdikten sonra bir de arabanın içini gösterelim. Evet, bir de içine geçelim. Tabii altını, motorunu, dış tarafını gösterdik. Onlar güzel geçti değil mi? Aynen, istediğimiz yani gibi. Dışı istediğimiz gibi oldu, alt taraf istediğimiz seramik gibi oldu. Kaplama falan da yapıldı. Aynen. Araba aynen. Parlıyor bak. Şöyle ışık vurduğu zaman gerçekten. Alttan da üstten de araba gerçekten sıfır ayarına geldi. Tertemiz parlıyor. Madem bu kadar iş yaptık ve işçilik yaptırdık dedik ki bu arabada içinde bari özel yaptıralım. Özel derken M3 Vader koltukları kullanalım. Biliyorsunuz arkadaşlar M3 Vader koltukları biraz daha sportif, biraz daha güzel gözüküyor. Ben aracımda konyak rengini tercih ettim. Taban mı diyorlar buna? Taban mı diyorlar? Taban diyorlar galiba değil mi? Usta bunun rengi taban mı oluyor? Tabaymış bak. Taban, konyak değilmiş, evet. Özür. Evet arkadaşlar, arabamız ilk önce Ankara'ya gitti. Ankara'ya arabamızı götürdük. Tabii önceden gittiğimiz firmada konuştuk nasıl olacak. Neler yapılacak. Aynen, neler yapılacak, ne zaman gelecek diye. İşte arabayı verdik. İyi diyelim, daha da iyi olabilirdi işçilik. Çünkü bazı yerlerde birkaç hata dikkatimi çekti. Deri kaliteli deri. Deri kaliteli, ona bir şey diyemem. Ama deri ince güzel. İşçilik. İşte, hani işçiliğin konuşacağı yerlerde birkaç tane hatalar var. Ne kadar güzel. Ondan sonra burada salmış. İşte birkaç yerde daha salmış deri. Bunlar olmaması gereken şeyler çünkü araba bir ay yakın kaldı orada. Hep, ve bedava yaptırmıyoruz bunu. Aynen, hep uzadı. Hadi bunlar da şey yani insanlık hali olabilecek şeyler. Ama işte benim en çok rahatsız eden çünkü biz bu arabayı yaptırırken veya verirken sağlam verdik, koltuk ısıtmalı verdik. Evet. Ve beni şok eden olay veya benim canımı sıkan olay sonunda işte koltuklarımız yapıldı, ellerinize sağlık, ona göre de parasını verdik. Ama koltuk ısıtmalarımız iptal edildi, çöpe atıldı güya. En güzel de sorulmadan oluyor bunlar. Ya bunlar hiç söylenmedi, aynen söylenmedi, sorulmadan yapıldı. Ve arkadaş biliyorsunuz, Mehmet'i de ben de biliyorsunuz, koltuk ısıtmasız auto yok. Hayatımda ilk defa opsiyonlu bir arabayı opsiyonsuz olarak geri teslim aldım. Aynen öyle oldu. Bu arabanın bir opsiyonu var, koltuk ısıtmasız, o da iptal edildi. O da tek opsiyondu zaten. Ne oldu? Ama güzel bak. Ya güzel, biz de mecbur gittik, koltuk ısıtma aldık. Düşünce çok güzel ama bu ustaların, şöyle işten görelim. Krom tarafımız, hoparlörlerimiz krom mesela. Aynen. Şu takometrelerin etrafı krom. Ondan sonra şöyle bir baktığımız zaman bak, iplelerimiz kırmızı boyandı. Bunlar güzel oldu. Direksiyonumuz böyle iki renk, siyah ve taban. Ya direksiyonu aynen. Şöyle dur bakayım, bir de arkaya gösterelim. Aynen, koltuk rengini de aldık. Şöyle iç döşememiz, yine kemerlerimiz olsun böyle. Hem kemerleri. Şu Alcantara yaptık bunları. Aynen, hem şurayı hem tavanı da Alcantara yaptık, Hardtop'un tavanını. Evet, Hardtop'un tavanı Alcantara da oldu. Yani güzel oldu. Düşünce iyiydi. Ya işte dediğim gibi düşünce iyiydi, düşünce güzeldi ama işte benim beklentim biraz daha fazlaydı. Çünkü bu kadar işçilik gördüm, o kadar met ettiler kendilerini. Ona göre de işçilik bekledim ama... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hele böyle ince işçilikte, yani evet, döşeme esnasında falan, yapım esnasında demek ki başına durman gerekiyor. %100 katılıyorum sana. Güvenip öyle bırakıp gitmek olmuyor. Hayır, onda %100 sana katılıyorum. Zaten biz Avrupa'dan geldiğimiz için yenik düşüyoruz. Bir de başına durmadığın zaman... İşte çoğu sıkıntılar orada başlıyor, senin dediğin gibi. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok, yaptırdık bir kere arabayı. Motor kısmı güzel, dış kaporta güzel. Her şeyi beğendim arabada. Altını gördünüz, sıfır ayarında. Evet. Arabamız burada çalıcı garajda yapıldı. Aynen. Şuraya da gösterelim. Mekanik büyük işlemleri. Evet, böyle zaten garaj. İçinin hifi sistemi. Onlar değişti, doğru. Nerede yaptıydık? iOto HiFi'de içine Alpine S serisinin en son hoparlörlerini taktı ve orijinal bir şekilde bindirildi. Tabii. Hiç delme, çatma, parçalama, kesme olmadı. Orijinal çıktı, orijinal şeklinde girdi yani. Çok güzel bir ses sistemi oldu çünkü bunlarda biliyorsunuz hoparlörler patlıyor, geri geliyor. E36. Şimdi biz o kadar yol gideceğiz, güzel ses olmadan olmaz. Yani müzik şart. Aynen. En sonunda da Anıl, arabanın bir egzoz sesini duyalım mı? Çalıştırma sesini. Çalıştırak değil mi? Çalıştır bakalım. Hadi bakalım. Bir de son kesiciye sok bakayım. Tamam, yeter. Daha Almanya'ya varmadan öldüreceksin. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi. Bir jant eksik. Onda zaten. Jantlar hazır zaten, biliyorsunuz. Evde bekliyor. Aynen, M3 jantı. Başka da denecek bir şey yok yani. Ustamıza. Usta! Gel usta. Arabamızın mekanik işleri, dış kaporta işleriyle uğraşan ustamız. Arkada benim dayım bak, her zamanki gibi. Cansın dayı. Usta, motoru sağlam. Evet. Söyledik biz videoda. Evet. Döşeme pek istediğimiz gibi çıkmadı. Ama tecrübe. Olacak abi. Bir dahaki sefere onu farklı şekilde halledeceğiz. Aynen öyle. Bir daha opsiyonlu arabayı opsiyonsuz yaptırmamayı düşünüyoruz. Adamlar opsiyonu aldı elimizde. Dert değil. Usta biz Allah'ın izniyle yola çıkacağız. Arabayı seninle teslim aldık. Şimdi Allah'ın izniyle abi, inşallah hayırlısıyla. Herkes bekliyor ki biz iki arabayla geri döneceğiz. Ama benim araba bitmedi daha. Evet abi. Benim arabayı bir gösterelim mi? Benim arabada ufak tefek eksikleri var değil mi? Bayağı evet, değişik abi. Bir şeyler yapıldı bunda. Değişik bir şeyler yapıldı. Şöyle. Yani fazla göstermeyelim ama. Yani. Konuşmayalım. Sadece şöyle gösterelim. Gel. Ayarlar yapılıyor da. Evet. Aborda ayarları yapılacak. Bu deprem vesileyle bazı parçalar aksadı tabii. Evet. Zamanlıca yetişmedi, yetişmiyor. Sıkıntı değil. Bir yandan da işimize yaradı çünkü ben orada depo ayarlayamadım bu arabayı koymak için. Oraya götürdüğüm zaman yağmur, kış içinde ya da hani pis havada, nemli havada bulundurmak istemedim arabayı. Evet. Bir nevi böyle iyi oldu bizim için. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra inşallah bitince İnşallah abi. Gelip aynen. alacağız. Benim sadece motor yolda aşınmıştı. Değil mi? Evet, bunun abi. Motora bayağı bir işlem yaptık. Madem yani bayağı bir işlem yaptık abi. Bayağı bir. He. Motorla oynamaya karar verdik arkadaşlar. Bunu hani arabayı çalıştırdığımızda bir gezdiğimizde zaten bunun farkına varacaksın. Sen bize bunun bir de bir parçalarını göster. Fazla detay vermek istemiyorum çünkü onu bir dahaki videoda işte bunu almaya geldiğimiz zaman onu da detaylı inceleriz. Sadece bir silindir kapak, egzoz manifoldlarını gösterelim. Evet. Ha egzozu gördüler zaten. Egzozu biliyorlar. Egzoz. Tamam şöyle kafayı gösterelim. Oh. Çıkan contalarımız. Bu benim motorun kafası değil mi? Evet. Yani pert diyorsun. Aynen abi. Bir baskı balatalarını gösterelim. Rankının. Ha bunlar ruhuna Fatih olmuş. Böyle çıkan malzemeler. Krangımızı gösterebilirim abi. Bu da değişiyor değil mi şimdi? Evet. Amca. Çıkardığımızda bunu görürsünüz. Usta bunda şimdi sıkıntı ne? Şöyle baktığımız zaman. Biz motorumuzu atmosferiye çevirdiğimiz için ha. bu krangı onun için değişti. Tamam. Yoksa bunda aslında hani, sıkıntı yok değil yani, mi? Yok. Bunlar da fren istedim. Ha onlar tamam fazla göstermeyelim ya. O kadar detaya girmeyelim. Ha o da değişiyor. Evet. Araba zaten sıfırlanıyor mekanik kısmında. Bu baskı balata zaten bizi yakıyor hep. Her geldiğimizde baskı balata gidiyor. Bu da Anıl abinikinden çıkan. Anıl'ınki de zaten. Gitmiş. Ya öyle yüksek devirde arabayı bağırtmayacaksın. Evet. Birazcık öyle yazdığımdan dolayı bazı şeyler olabilir. Benim pistonlar falan. Kolturak. Anla abinin de içinde. Onlardan bahsedeceğiz. Usta var mı senin şimdi öncelikle Anıl'ın arabasında bu da olsaydı iyi olurdu. Bunu değiştirmedik yapmadık dediğin. Anıl abinin öncelikle şöyle orijinal araba taraftarı. Kendisi evet. hani şeyleri çok oynamama taraftarı. Şu da yapacağımız diyeceğimiz bir şey kalmadı mekanik konusunda. Hı hı. Yani boyası da aynı şekilde. Artık zevkle sürülecek bir araba evet. haline geldi. Jantlar altına atsın. Evet, jantlara şu sis lambasını değişik. Değiştirsin sağ ön. Evet, sağ ön. Bir de değişik. Bardaklığı taksın içine bitti. Evet, evet. Değil mi? Karbonlar takılacak. Karbonlar gelecek aynen. Karbon. Ya Anıl yine yazmak gibi durmuyor zaten. Hadi sen bir kaybol. Senin yüzüne zaten zarara girdikçek. Hepsi bana yazıldı. Evet arkadaşlar. Şöyle arkada usta, Anıl, dayım, Selma abi gibi. Buradaki bütün kardeşlere sağ olsunlar. Emeğe geçen herkese bol bol teşekkürler ederiz. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık abi. Vallahi bizim nazımızı çektiniz. Evet. Siz de öyle. Şeref verdiniz. Siz de öyle. Bir sürü uğraştırdık. Tabii. Uğraştınız. Emek çok fazla. Biz de uğraştık. Çok emek var abi. Daha çok uğraştınız. O yüzden kalın sağlıcakla. Artık kapatla Anıl'a bırakıyorum çünkü en büyük zarara vuracaksın Anıl'a. Kapat la kapat.